Evet. Nerede kalmıştık? ben Emre'yle o yani konser... Hangisi? Ha. Aa, iyice karıştı yani. İyice karıştı. Neyse. Sen de nereye gittin? Hayır, Emre derken beni gösterdi. Ben hayır de abi, başarılı Emre ile. Hayır, ama 3 milyon. Kaşındı, kaşındı. Olduğu yerde kaşındı. Ay Allah'ım ya. Tabii ki başarılı Emre ile. Şimdi... Ya abi bunların hepsi espri kaldıran dört adam. Ben bunlara yapmayacağım, bunu kime yapacağım? Şimdi burada kasan birisi olsa bu sohbeti yapabilir misin burada? Ay, yapamazsın yapamaz. Yani. Onun için rahat rahat. Bir de bant yayın. Bak şimdi. onu diyeceğim ya. Konserlerde falan sahneye çıktığı zaman çok acayip bir şey oluyor. Gerçekten de. Yani cidden arka tarafta Emre normalde bir kendi halinde... Oturuyor işte bir şey içiyor, oturuyor yemeğini yiyor falan. Emre ne haber diyorsun, iyi diyorsun falan. Ayağını kaldırıp toz alacağım diyorsun, kaldırıyor falan böyle. Gerçekten yani biraz sonra bu adam sahneye çıkacak da 50 bin kişiye, 40 bin kişiye böyle acayip devleşecek falan inanamıyorsun. Sen de öylesin. Ha? Aynen öyle, aynen öyle bu arada, aynen öyle. Ya estağfurullah, estağfurullah. Biz bayağı karşılıklı. İçeride de değilsin. Şimdi benimki doğuştan. Ya ben başarılı olmaya mahkumum yani öyle bir. Biz bayağı karşılıklı sarma şey falan yedik mahkum. Ya sarma yiyip evet, sonra ya böyle bayağı sarma yiyoruz. Koskoca Emre Aydın'la sarma yiyorum inanamıyorum yani. Hem de bayağı zeytinyağlı yani. Bayağı evet. Sonra yapıp, böyle bayağı kafamıza sürüyoruz. Kafamıza siliyoruz. Ben oradan alışığım yani o işe. Emre Aydın'ı biz sokağa çıktık dedik ki. Karşınızdakine iki kişi bulduk. Dedik ki karşınızdakine kulağına söyleyeceğiz. Emre Aydın diyeceğiz kulağına. Sen ona isim vermeden Emre Aydın'ı anlat dedik. Karşı tarafa nasıl anlatırsın dedik. Sonuç alamadık. Neyse devam edelim. Şimdi senin için de yaptık. Onu da izleyeceğiz. Önce bir Emre Aydın'ı bakalım nasıl anlattılar. Bir hep beraber izleyelim. Emre Aydın. Alternatif rockçı, ince şerit sakal, kızlar hasta oluyor genelde. Kim olabilir ince sakallı? Son defa diye şarkısı var. Emre Aydın. Kısa boylu, müzisyen, şarkı söylüyor, duygusal, soyadı da bir il. Popçu mu? Soy ismi bir il. Emre Aydın. Emre Aydın. Vallahi nasıl anlatsam bilemedim ki şimdi şarkıcı, erkek kanka. Soyadı karanlık değil de. Karanlığın tersi nedir? Gündüzdür yani. Ne olacak karanlığın tersi? Ha, Emre Aydın. Top sakalı var. Böyle şarkılarında sürekli aşk acılarından falan bahsediyor. Afili yalnızlık. Emre Aydın. Aydınlık. Kardeşimin ismi. Aydınlık. Kardeşimin ismi. Emre Aydın. Şöyle birazcık kısacı bir adam. Şu kadar. Şöyle dişlerini kasarak söylüyor şarkıları. Aşkı falan yapıyor böyle. Kaybettim bugün. Gündüz aç. Yüküm. Emre Aydın, Emre Aydın. Çok güzel bir insan. Harika. Çok popüler. Çok aydın. Kuşum aydın değil herhalde. Bu kez pek bir afilli yalnızlık ağlayan bir kadın kadar. Emre Aydın. Emre Aydın. Emre Aydın. Ne diyeceğim? Bir tane şarkısı var. Sen kız arkadaşımla çok dinledin bir ara. Gideceksen bekleme. Şarkıyı biliyorum ya, şarkıyı biliyorum da. Kim söylüyor? Gidiyorum mu bitiyorum her nefeste falan. Ne halin varsa gör. Aa, Emre Aydın. Şimdi gitar çalıyor. Halil Sezai gibi sürekli slow, sürekli slow. Başka hiç hareketli şarkısı yok. Git gideceksen ve ne onun adı? Dokunduysa sana ona git. Emre Aydın. Hareket. Tipini anlat. Kısa boylu, renkli gözlü. Son dönemlerde popüler olan şarkısı tam 4 yıl olmuş. Kısa boylu dedin. Tam 4 yıl olmuştu. Emre Aydın mı? Git gideceksen bekleme. İzmirli, 6. Cadde grubundan aynı zamanda eskiden. Afili yalnızlık, Şebnem Dönmez. Benim kuzenimin ismi ne? Halil İbrahim'in küçüğü. Emre Aydın. Evet. Ya seviyoruz bu adamı, gerçekten de alkışlayalım. Vallahi seviyoruz bu adamı.
Abi ne kadar güzel bir şey. Dışarıdaki enerjiyi görüyorsun değil mi seninle ilgili? Özellikle yani. Halil İbrahim'in küçüğü. Halil İbrahim'in küçüğü. Yani. Bir tanesi de afili yalnızlık mı dedi? Afili yalnızlık. Evet. O hep öyle dinlemiş. Afili yalnızlık diye. Evet. Oh dear.